Merhabalar efendim, Sporting'den Ercan Taner'le birlikte yine gündemi değerlendireceğiz ve ne oldu, ne oluyor, ne olacak sorularına yanıt arayacağız. Sesi açık kalmıştı bilgisayarın abi, o yüzden kapattım. Bir anda dikkatimi dağıttı kendi sesim geri gelince. Bir yandan da yazılan yorumları, soruları ve görüşleri aktarmak için yayınımızı burada açtığımdan dolayı, fakat bazen böyle nadiren sesini açık unutuyorum. Nasılsın Ercan abi? İyiyim, sizler? İyiyiz abi, gayet iyiyiz. Natspor'da yine yoğun bir gün. Yoğun, hummalı çalışmamız devam ediyor. Fuat abiyle göz göze geldik şu anda. Anladığım kadarıyla sana selam söylüyor. Ercan abinin selamları var. Evet abi, hakikaten enteresan bir gündem var. Özellikle Fenerbahçe gündemi çok enteresan. Başkan Ali Koç'un aklının karıştığı iddiaları var. Önde gelen Fenerbahçe camiasının önde gelenlerine işte İsmail Kartal'la devam edilsin mi edilmesin mi diye sormuş gazeteler. Hakikaten bugün Fenerbahçe çok yer tutmuş. Hatta hemen başlayalım, Fanatik gazetesinde Kartal devam diye bir manşet atılmış. Bir anda tabii gündem buna evriliyor. Kaybeden de burada yazıyor. Bak, Torrent tamam. Hani onunla ilgili de enteresan başka var. Mesela Sözcü gazetesi Torrent yazmış. Gönderme yapmış. Torrent'le vedalaşılacağı yolunda. Fanatik'le başlayalım. Mehmet Demirkol, Cem Dizdar, Serkan Akcan, Faik Çetiner, Tunç Kayacı, Erman Özgür mevcut durumu değerlendirmişler. Tamam, hani Başkan Ali Koç açıkladı, önümüzdeki yıl yabancı olacak dedi. Bizler de hani Löw'ü ilan ettik sayılır artık. Yani Löw ismine kesin gözüyle bakıyoruz. Bu tabir en doğrusu. Yani Löw'ün önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Ben de onlardan biriyim. Sen de onlardan birisin. Ama bir de içinde yaşadığımız enteresan bir durum var. Mehmet Demirkol demiş ki Ali Koç en büyük hatasını Aykut Kocaman'ı yollamak olduğunu söylemişti. Yeni bir yabancı hoca yine zar atmak olacak. Cem Dizdar, yönetimin yerinde olsam yanılma, karnem bu kadar kötüyken İsmail Kartal'la devam ederdim. Serkan Akçam, bu kadar pozitif gelişme varken İsmail Kartal'ın yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmaması camiaya garip gelecektir. Sadece camiaya değil ki, bize de bir garip gelecek. Ve Tunç Kayacı, yönetimin yerinde olsam devam ederim. İsmail Hoca'nın yerinde olsam zirvede ve güçlü şekilde bırakıp yönetimi rahatlatırım demiş. Bu akil bir yorum. Erman Özgür, Kartal'ı takdir etmemek mümkün değil. Ligin düşen direncinde bu sonuçlarda sürpriz değil demiş. Yani düşeni belli, şampiyonu belli. Yani böyle bir galibiyet serisi hani çok da etkileyici gelmemiş Erman'a. Dün gol makinesinde de benzer bir yaklaşım sergilemişti. Doğrusu etkilenmiştim o yaklaşımından. Sen ne düşünüyorsun abi? Biraz daha detaylandıracağız şimdi 3. sayfasıyla beraber Fanatik'in, ama hakikaten enteresan bir durum. Allah şu anda Ali Koç'a sabır versin, güç versin. Gerçekten kolay değil. Vedalaşsam bir türlü, vedalaşmasam bir türlü. Şampiyonluk stresi çok farklı. Erman Özgür'ün yorumu futbolun gerçeği esasında. Teknik direktör baskı altında olmadan, oyuncular baskı altında olmadan, iyi çalışmayla, tempolu antrenmanlarla, zaten iyi bir kadroya sahip Fenerbahçe, arka arkaya bu galibiyetler alındı. Şimdi daha bir Beşiktaş derbisi var, önünde maçlar var Fenerbahçe'nin. Hepsini de kazanabilir, istediği sonuçlar alabilir, bazen berabere kalabilir, ama şöyle bir gerçek de var. Fenerbahçe bir program yaptı. Bu programda diyelim ki, bunu tabii örnek olarak söylemekteyim, Löw'le masaya oturdu, anlaştı. 2 senelik, 3 senelik bir program bu. Ve Löw bu takımı oluşturacak, daha sonraki hedefler için hazırlayacak. Şu anda İsmail Kartal başarılı sonuçlar alıyor. Bana da bugün sorsan acaba diye düşünürüm. Fakat şöyle bir gerçek var. Bir plan yapılmış, program yapılmış ve bir de işin en başta bahsettiğim psikolojik yanı var. Psikolojik yanı da şu anda stresin az. Ya şampiyon belli. O stres azalmış durumda. Düşme de bu, belli abi. Düşme de belli. Oyuncuları rahatlatan bir husustur bu. Ya şöyle düşünelim. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Ve şu anda lider Trabzonspor'la arada gol farkı var sadece. Sence ortada nasıl bir stres ortamı meydana gelirdi? Ortaya ne çıkardı? Mesela derbiyi düşünelim. Nasıl bir derbi izlerdik? Ve Galatasaray'da
şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde sadece. Öyle bir ortamı da düşünelim. İşte o zaman hem o gerçek oyuncu, ya yani şampiyonluğa oynamayı bilen oyuncu ve stresi nasıl idare edebileceğini bilen bir İsmail Kartal'ın şampiyonluk mücadelesini görecektik. O da her sonuca açıktır. Ya şöyle bir risk daha var. Ligde İsmail Kartal'la devam kararı alındı. Yeni sezon başladı. 4 maç 6 puan. Ne yapacak Fenerbahçe yönetimi? Abi bir de şu gerçeği kabul etmek lazım. Bir izleyicimiz yazmıştı. Batuhan Zorbe diyor ki İsmail Kartal zaten toparlamaya gelmedi. Yani dağıtmaya mı geldi? Daha da kötü olsun diye mi geldi ki işler diyor. Haklı. Bir enteresan başka bir bakış açısı da geldiğinde İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin baba gibi hedefleri vardı. İsmail Kartal geldikten sonra Avrupa'dan elendi. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Hani bunlar da eksi hanesine kocaman kocaman yazar yani. Sadece lige bakılmıyor. Bu da apayrı bir konu. Kupaya veda ediyorsun. Son saniyede yediğin golle Avrupa Kupası'na veda ettin. Sonra Kayserispor'a eleniyorsun. Bunlar çok önemli. Ya bunlar işte hedef maçlar. İşte o zaman belki takım tam formunda değildi. Bazı olaylar iyi gitmiyordu. Ve işte ben inandığım için Mesut Özil olayından da bahsetti. Belki takımın içinde bir huzur yoktu. Şimdi o huzur da sağlandı. Ama dediğim gibi futbolda dün yok hiçbir zaman. Bugünü de bitiriyoruz futbolda. Ben yeni sezonu düşünüyorum şu anda. Fenerbahçe taraftarının hiç tahammülü yok. Tekrar söylüyorum, şöyle bir tehlike. Ha, çok da iyi olabilir. 4 maçta 12 puan toplayabilir. İşte İsmail Kartal ve Fenerbahçe ne diyebiliriz yeni sezondan bahsederken. Ama tam tersi olursa bu sefer yönetimin görevini bırakmaktan başka hiçbir çaresi kalmaz. Evet, hemen unutulur. Ya bizim affedersin, bizim futbolumuzda, ya Türkiye'de balayı çabuk bitiyor. Çok çabuk bitiyor. Evet. Galatasaray'dan, muhtemelen de Galatasaraylı Amerika'dan Ahmet yazmış. Muhtemelen de New Jersey'de, çünkü nickinde var. Galatasaray'a kayyum atanıp satılacak gibi bir dedikodu dönüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle dedikodular döner ama Galatasaray genel, yani her zaman döner. Bütün kulüplerin finansal durumu da kötü. Hani sadece şimdi Galatasaray'ın bir de kötü Galatasaray değil. Anonim şirket. Ayrıca dernekler statüsüne daha bir bölüm. Bir kere bunun artık bu yüzyılda halledilmesi lazım. Neysen olsun diye. Diyelim ki anonim şirket olacaksın, halka açık olacaksın. Zararların ortaya çıkacak. Mesela düne baktığımızda KAP bildirimleri var. Takip ettin mi bilmiyorum. Dört büyüklerin KAP bildirimlerini gördün mü? Yani zarar, kar ve zarar oranı diye KAP bildirimleri açıklanıyor. Dün de açıklandı. Hepsi zararda. Milyonlarca lira. Tabii canım. 25 milyar toplam borçları var abi. 25 milyar. 25 milyar borçları var. Bahsettiğim borçlar da 604 milyon, 402 milyon, tabii, 365 milyon. Yani bunlar hadi ince ödenecek. Maalesef borçlar değil. Fanatik 3. sayfayla devam edelim. Fanatik 3. sayfada enteresan başka haberler de var. Bu arada kısa başlıklarla bir kez daha özetleyelim. İlerleyen gazetelerde de var benzer görüşler. Camianın önde gelenlerinden var. Burada meslektaşlarımızdan var. Faik Çetiner devam etmek riskli olur. Erman Özgür yeni sezonda üst düzey hoca demiş. Tunç Kayacı'nın İsmail Kartal kendi bırakmalı görüşü enteresan. Mehmet Demirkol aynı hatayı yapmayabilir bu kez Ali Koç demiş. Yönetimin yanılma karnesine dikkat çekmiş Cem Dizdar'da. Yani yönetim bugüne kadar hep yanlış karar aldı demiş. Serkan Akcan da İsmail Kartal tatminkar bir performans sergiliyor demiş. Sol taraftaki sütunda enteresan bilgiler var. Bir kere Can abiyi saygıyla anıyoruz. Can Bartu, Türk sporunun, evet, sadece futbolunun değil, Türk sporunun çok büyük ve efsanevi bir ismi. Aynı anda hem basketbol hem futbol A milli takımlarında oynamış. Dünyada eşi benzeri az görünen büyük bir yetenekli Can abi. Onunla bir dönem hayatımızın kesişmiş olması benim için de büyük bir onur vesilesidir. Ruhu şad olsun, toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun diyelim. Acun Ilıcalı, Mesut Mutlu. Biliyorsun Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye Mesut sezon sonu gidecek gibi söylentiler de vardı.
Acun Ilıcalı Mesut Özil transfer edeceği ile ilgili iddiaları İngiliz basında konuştu. Mesut Türkiye'de mutlu. Benim çok yakın bir arkadaşım. Türkiye'de mutluysa neden İngiltere'ye dönsün? İngiltere'den Türkiye'ye yeni gitti ve ailesiyle orada iyi bir hayatı var. Eminim Fenerbahçe ile arasındaki sorunları atlatacaktır ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı ayrıca bir başka açıklama daha yaptı. Babel'i istemiştim. Fatih Terim vermişti ama Fatih Terim gidince bu transfer yattı demişti. Önemli açıklamalar bunlar. Tabii. Ama ben Mesut'la ilgili sürecin bittiğini düşünmüyorum. Yani burada söyledi. Yani Mesut orada mutlu. Mesut'u zor durumda bırakmama açıklaması bu bence. Mesut mutlu da Fenerbahçe mutlu mu? Hah. Bir de o var. Esas mesele bu. Çünkü tamam mutlu olabilirsin. Sözleşmesine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı ödemeler. Mutlu olabilirsin. Ama uzun vadede bu birliktelik devam edecek mi? Esas soru işaretleri bunlar. Uzun vadede dediğim şu da olabilir. Sezon sonunda bir anda tokalaşılıp vedalaşılabilir. Ya da evet tamam biz hallettik problemleri Mesut'la devam ediyoruz olabilir ama bence şu anda Fenerbahçe mutlu mu onu değerlendirmek lazım. Yani değil. Fenerbahçe'de mutlu değil. Ben Mesut'un da çok mutlu olduğu kanaatinde değilim. Devam edelim. Fotomaç birinci sayfa tarih yazıyor. İsmail Kartal'ın başarısına dikkat çekmiş Fotomaç'ta ilk sayfasında. Bu arada Talişka'dan mesaj var. Beşiktaş taraftarını ilgilendiriyor. Talişka hani ben kalacağım galiba burada Al-Nassr'da falan dedi ama sonra sosyal medyasında Beşiktaş'la ilgili paylaşımlar yapınca Beşiktaş taraftarı da heyecanlandı. Avrupa'da da çok farklı Trabzon. Trabzon en yakın şampiyonluğa giden takımlar arasında en yakın takipçisine en çok puan farkı atmış takım konumunda Avrupa liglerinde. Torrent de End sezon sonunda yolcu diyor. Ben sezon sonundan da önce yolcu olacağı kanaatindeyim. 30 Nisan'daki Galatasaray seçiminin ardından onu takip eden Mayıs'ın ilk haftasında Torrent'le vedalaşılma olasılığı bence sezon sonu vedalaşılma olasılığından daha yüksek gibi geliyor. Bunu bir kez daha vurgulamak istedim. Dün de söylemiştim abi. Alınacak eğer öyle bir şey olursa seçimden sonra, kongreden sonra hangi teknik direktörle anlaşılırsa hemen o teknik direktörü takımın başına getirmek de bir yoldur. Yollar ayrılacaksa tabii ki Torrent'in de tazminatını yatıracaksınız. Bunu karşılıklı değerlendirdik seninle. Evet, Serdar Altaş Almanya'dan selamlarını yollamış. Biz de Almanya'ya selamlarımızı yolluyoruz. Devam ediyoruz. Fotomaç 3. sayfa Ferrari gibi uçurdu. Doğru. O evet. Şu anda doğru. Doğru. Fenerbahçe bir Ferrari ve onu yarışmacı pistte çok iyi kullandı. Hani bir yandan da onardı. Ha, Ozan'la Mesut'un kadro dışı olması, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmek ve Avrupa Kupası'ndan elenmek de var tabii ki. Yani tabii. Eğer Ozan'la Mesut'u da kazanabilseydi İsmail Hoca zaten ve Avrupa'dan elenmemiş olsaydı ve Ziraat Türkiye Kupası'na elenmemiş olsaydı işte o zaman ben de derdim ki devam etsin, devam etmeli. Hatta belki devam kararı çoktan alınmıştı bile değil mi Ercan abi? %100 alınmıştı, sözleşme imzalanmıştı. Hayır, Avrupa kupaları heyecan devam ediyor. Kupada yarı final ve final oynayacaksın, belki kupayı alacaksın ve ligde durmadan kazanıyorsun. Daha ne istiyorsun derlerdi. Öyle değil mi? Tabii. Aynen öyle abi. Ve şimdi akşam gazetesiyle devam edelim. Löw planı buzu bozulmamalı demiş başlıkta akşam gazetesi ama onu diyen Selim abi. Selim Soy'dan, Fenerbahçe'nin ileri gelenlerinden ve aynı zamanda da hali hazırda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi, uzun bir sürede Şenol Güneş döneminde milli takımlar sorumluluğu yaptı. O diyor ki yani bir plan yapıldı. Seninle aynı şekilde bir plan yapıldı. O plan dahilinde hareket edilmeli. Süreklilik bozulmamalı. Hani bir öyle bir böyle kararlar alınmamalı. Burası Fenerbahçe diyor. Haksız da değil. Löw gelecek, size bir sistem getirecek. Bu sistem oturacak. Bir Alman modeli. Dünyada Alman modelini genelde başarılı buluyoruz. Ve bu başarı da tabii ki şampiyonluklar getiriyor. Ya Otto Rehagel bile Yunanistan'a bulduğu bir modelle, insanlar bundan hoşlanmamışlardı. İşte savunma ağırlıklı futbol otobüsü çekiyordu ama Avrupa şampiyonu oldu. O da Alman'dı biliyorsun. Yani ülkelere göre Alman teknik direktörleri oyun sistemi model bulmada dünyada en yetenekli ülke olduğunu hepimiz bilmekteyiz. İşte Jurgen Klopp'un Liverpool'da yaptıkları, Tuchel bir anda geldi Chelsea'ye, geçtiğimiz yıl Chelsea'nin yaptığı, daha önce de Otto Rehagel örneğini verdim. Bu yüzden de Beckenbauer'un teknik direktörlük
Diploması yoktu. Alman milli takımının başına getirdiler. Büyük bir futbol aklıydı çünkü. Joachim Löw de Alman milli takımıyla yapabildiklerinin en iyisini de yaptı. Ve şimdi Türkiye'ye geliyor. Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna da bir bakış açısı getirecektir. Örneğim de şudur. Jupp Derwall'in Galatasaray'a getirdiği o bakış açısı. Doğru. Selim Soy'dan işte az önce söylediğimiz gibi senin gibi düşünüyor. Cemil Turan, Kartal, Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi iyi tanıyan bir isim. Değişiklik riskli olabilir diyor. Bunlar Fenerbahçe'nin önde gelenleri. Deminkiler meslektaşımızdı. Engin Verel, Ali Koç, Emre Belözoğlu'nda yaptığı hatayı Kartal'da yapmamalı demiş. Zafer Tüz'ün İsmail Kartal'la devam edilmesi doğru bir mantık. Maceraya gerek yok demiş. Müjdat Yetkiner de Kartal'la devam edilir ve eğer kötü giderse ne olacak demiş. Ya mesele bir sistemi kurup o sistemi devam ettirmekse değişim kaçınılmazdır. Ben bu sistemi kuracağım. Kulübe Alman futbol ekolünü getiriyorum. Herkes aynı şeyi oynayacak. İşte o disiplin gelecek. Mesele buysa bundan dönmez. Ama başarıya endeksliyiz biz. İşte İsmail Kartal bütün maçlarını kazanır. Ya, acaba hata mı yaptık? Ne oldu diye düşünürken o sırada yeni sezonu da kaybedebilirsin. Ya da kazanabilirsin. Futbol böyle çünkü. Evet. Galatasaray'da hangi başkan daha şanslı diyorsunuz? Vallahi şanslar çok eşit bence. Hani hakikaten eyyam olsun diye söylemiyorum. Söylerim normalde. Bir tık daha Eşref Hamamcıoğlu önde olabilir. Çünkü 41 oyla seçimi kaybetmişti. Genel kurul ya biz Eşref Hamamcıoğlu'nu neredeyse seçiyorduk. Bu şansı o hak ediyor diye düşünebilir. Okan Buruk'un adı geçiyor. Nuri Şahin'in adı geçiyor Türklerden. Yabancıyı bilmiyoruz. Yabancı biliyorsunuz zar atmak gibi. Yani bir anda Pereira gibi, Pinheiro gibi, Torrent gibi, Valerian İsmail gibi isimler çıkabiliyor. Bunların hepsi farklı sonuçlar doğurabilir. Yani orada şu anda belirli isimler yok. Ama Torrent'in kalmayacağı kesin diye devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi, Ali Koç'un aklı karıştı. Aslında hepimizin aklı karışık Ercan abi. Evet. Tamam, fikir beyan ediyoruz. Sen görüşünü söylüyorsun, ben görüşümü söylüyorum. Fenerbahçe'nin önde gelenleri, meslektaşlarımız, herkes bu konuda fikrini söylüyor ama ya ortada şöyle de bir durum var. Hakikaten Ali Koç'un yerinde olmak istemezdim. Ya çünkü nasıl bir karar alırsa alsın takım ilk 5 maçı kayıpsız geçmediği sürece önümüzdeki sezon yanlış karar aldığı iddia edilecek. Çünkü bugüne kadar hep yanlış kararlar aldı zaten. Bunun garantisi yok. Çok mükemmel transferler meydana getirebilir Fenerbahçe mesela. Teknik direktör de işte dünyanın sayılı teknik adamlarından biri olabilir. Ama o istediğiniz başarı dediğin gibi 5 maçta gelmeyebilir. Böyle düşünmek lazım. Diğer takımlar da şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. İşte Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı. Bu sezon mükemmel bir performans gösteren Trabzonspor'u. Mutlaka Fenerbahçe şampiyon olacak diye sözleşme imzalanmayacak. Şampiyonluğa oynayan diğer takımlar da var. Evet, bak bir izleyicimiz enteresan bir şey diyor. Teknik direktöre verilecek paraya iyi bir forvet alsınlar diyor. İyi bir santrfor alsınlar diyor. Böyle bir paket de olabilir. Sonuçta Fenerbahçe kulübünün gerçekten kısıtlı bir bütçesi var. Eskisi kadar eli rahat değil ve hepsi, bütün kulüplerimiz finansal sıkıntı yaşıyor. Yani büyük maliyetli Löw ve vasat bir golcü yerine büyük ve ses getiren bir golcü ve İsmail Kartal da enteresan bir fikir olabilir. Mesela Beşiktaş'ta Ahmet Nurçebi'nin Valerian İsmail tercihini, senin de sıklıkla vurguladığın gibi finansal açıdan makullüğüyle cazip bulduğu söyleniyor, konuşuluyor. Evet. Çünkü yani Löw ciddi artık, para abi. Artık her harcamayı hesaplamak zorundasınız. Bir de riske giriyorsunuz. Yani başarılı sonuç almak anlamında söylüyorum bunu. Diğeri de mali anlamda size, bütçenize getireceği zorluk. Çok iyi düşünülmesi gereken bir yola doğru devam etmekte. Ama adamla anlaştınız. Sözleşme, belki de sözleşme imzaladınız, bilmiyorum ki. Evet. Sözleşme aşamasına gelindi deniyor. Belki de imzalandı. Bunu da bilmiyorum. Var öyle bir şey. Evet, yani ama ben açık konuşayım. Hani yüz, yani kesin gözüyle bakıyorum yani artık Löw'e.
kendi kaynaklarım uyarınca. Herkes de böyle konuşuyor zaten. Sadece hani ben böyle iddia ediyorum gibi bir hava yapmayayım. Foto maçla devam edelim. Torrent, Yolcu. Yani bence bu artık haber niteliği bile taşımıyor Ercan abi. Değil. Ya kendisi de bunu tahmin ediyorum biliyor. Evet. Yukarıda da Erman Toroğlu'nun birkaç gün önce gündeme getirdiği, söyle bakalım Tarık Ongun, Halil Umut Meler'i niye dinledin var kayıtlarında. Bu önemli bir iddia. Evet. Bu konu eminiz ki soruşturuluyordur. Çünkü var kayıtlarını dinleme yetkisi ve hatta cüreti sadece MHK Başkanı ve TFF Başkanı'nda varken Cüneyt Çakır'ın yardımcı hakeminin böyle bir eylem içinde olup olmadığı kısa süre içerisinde netliğe kavuşmalı Ercan abi. Bu enteresan bir şey yani. Erman Hoca bunu açıklamış, yazmış, iddiada bulunmuş. Bunun da bir karşı açıklamasının dediğin gibi derhal olması lazım. Biz çok uzatıyoruz olayları. Şimdi böyle bir haber yazılmış. Bunu da kaleme almış Erman Hoca. Gazetede yazmış. Böyle bir iddiası var. Şimdi bir sessizlik olmaması gerekiyor. Benim de beklediğim bu. Ya çıktı dinlemedim, ben onu dinlemedim. O öyle değil, esasında böyle diye bir açıklama yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bir sessizlik, omerta var ya, sessizlik yemini. Evet. Sessizliğin olmaması gerekiyor artık. Bu öyle bir şey yazılmış çünkü. Sus, sus, sus. Nereye kadar? Onurcan Selvi diyor ki, Serkan Bey, Torrent'i eleştirme ayinine ne zaman başlıyorsunuz? Fatih Terim kızar. Bugün Torrent diye bir adam Galatasaray'ın başında varsa bunun sebebi ve İbra edilmeyen Burak Elmas diye bir başkan varsa bunun sebebi ve şu anda taraftar dahil pek çok kişinin hiç beğenmediği, Galatasaray seviyesinde görmediği, Galatasaray kalitesinde görmediği bu kadar futbolcu varsa bunların da sebebi Fatih Terim'dir. Rahatladın bunu mı? Bunu defalarca söyledik. Hayır, Onurcan Selvi'nin bir ezberi var. Böyle bir ekip var. Fatih Terim 4 yıl üst üste şampiyon oldu. UEFA Kupası'nı aldı. Milli takımda başarılar yaşadı. Ve bizler de bu sırada bu mesleği icra ediyorduk ya. O yüzden kendisine bir saygı duyuyoruz ya, duymamız gereken. O saygıdan dolayı şöyle bir ezberleri var Fatih Terim'den nefret eden insanların. O da muhtemelen tuttuğu takımla alakalı. Ya bunların hepsi Fatih Terim'in yalakası falan gibi. Böyle saçma sapan bir fikri var. Sen Fatih Terim'i eleştirmeyi düşünürken ben çoktan eleştirmiş oluyorum Onurcan arkadaş. Bunu defalarca söyledik, konuştuk. Bu takımı kuran Fatih Terim'dir ve yardımcılarıdır. Tabii ki Torrent'in bu konuda bir günahı yok. Başkanın sebebi kim? Burak Elmas bugün başkansa sebebi kim? Evet. Şunu söyleyeceğim. Torrent sadece o istenilen futbolu bir türlü meydana getiremedi. Belki de kadronun yetersizliği. Ama Torrent'in de çok yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim. Daha önceki kariyerine bakarsak. Evet. Arkadaşlar biraz daha şey yaparak, düşünerek ve vicdanla... Bu kadroyu Ercan'la ve Serkan ve diğer arkadaşlar hep beraber oturup kurmadılar Galatasaray'da. Evet, bu kadroyu kuran teknik direktörün adını defalarca dile getirdik. Tabii defalarca ki. Ama bu Fatih Terim'in 8 kez şampiyon olması yaşarken adına 2 tane stadyum olan bir insandan bahsediyoruz. Tabii ki saygı duyacağız. Ama Fatih Terim'in hataları Galatasaray'ı nasıl bu noktaya getirdiği de ortada. Her aşamasında bizler de tüm objektifliğimizle, kendimize has üslubumuzla dile getirdik ama arkadaşın üslubu başka bir üslup herhalde. Biz o üslupla dile getirmediğimiz için eleştirdiğimizi anlamıyor. Yani hakaret etmemiz, hor görmemiz, alay etmemiz gerekiyor ki o bizim Fatih Terim'i eleştirdiğimizi zannetsin, anlayabilsin. Yani çünkü ona alışmış. Bildiği tek dil o. Devam edelim. Hürriyet Futbol Konseyi. Bugün Futbol Konseyi günü. Futbol Konseyi'nde bugün kimler var? Uğur Meleke, Mehmet Aslan ve Güntekin Onay. Ekip Abdullah aynı. Avcı. Evet. Değişiyor arada ya. Yani sanki... Ben genelde bu üçlüyü görüyorum. Sanki. Bu üçlü ağırlıklı oluyor ama arada böyle bir rotasyon da var ufaktan. Yani... Şimdi bak söyleyince birden şey yaptım. Abdullah Avcı kesinlikle kadroda rotasyon yapıp gençlere şans vermeliydi.
Yani böyle bir eleştiri gelmiş. Trabzonspor'un konsantrasyonu düştüğü iddiası var. Ben size rehavete kapıldılar gibi görüyorum. Rehavet bir sezon sonu yaklaştıkça formsuz dönemler olabilir. Ama en güzel zamanda yakaladı bu formsuz dönemi. Bazı oyuncular formsuz. Nwakaeme mesela. Dikkat et. 3 maçtır kayıp. İki evet. Çok önemli. Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri. Ama orada bir imza sıkıntısı var. Ve adı da Fenerbahçe ile anılıyor artık Nwakaeme'nin. İmza sıkıntısı varsa bunu ama kendisinin anlamında söylemekteyim. Yani kendisi için. Artık bunu sahaya yansıtmasın. Gelen bir şampiyonluk var. Ondan sonra o şampiyonluk gelsin. O sıkıntısını rahatlıkla nakledebilir. Konsey Valerian İsmail'i de övmüş. Valerian İsmail tepeden tırnağa yeniden inşa etmek için getirildi. Bunu da yapabilecek yetenekte denmiş ama bence daha henüz çok Türkiye'de Türkiye'de iki maça çıkmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. İki maç. Evet abi. Ve tamam, bazı şeyleri göstermek istiyor. Ve buna göre oyuncular da diyorlar ki antrenmanlardaki tempomuz arttı. Ama ben seninle aynı düşünüyorum. Daha iki maç geçti. Evet. Bu arada Onurcan arkadaşımız Galatasaraylıymış. Ama demek Galatasaraylarda da bir Fatih Terim nefreti başladı. Ama bence bu Galatasaraylara hiç yakışmıyor. 8 şampiyonluk, yani divan kurulu üyesi Galatasaray'ın. Saygıyı hak ediyor Fatih Hoca. Ha, eleştirilmeyi de hak ediyor. Eleştirip saygı duyabiliriz. Yani biz saygısızlık yapmıyoruz diye de eleştirmediğimizi zannetmeniz bana çok komik geliyor. Yani hatta bu sezon benim için Fatih Terim ile Ali Koç'u eleştirmekle geçti diyebilirim. Kesinlikle devam öyle edelim. Katılıyorum sana. Devam edelim. Milan Ragnik'i getirecekti ama Pioli başarılı olunca vazgeçti diyerek İsmail Kartal'a bir gönderme yapılmış burada. Yani İsmail Kartal görevde kalmayı hak etti deniyor konseyde. Torrent sözlerinde haklı ama artık ona tanınacak zaman da kalmadı denmiş. Teknik adamlarla ilgili olarak yaptıkları değerlendirmelerde yani Abdullah Avcı, İsmail Kartal ve Torrent ağırlıklı konusu konseyin teknik adamları olmuş. En doğru yerden yaklaşmak bence bu. Şöyle yani fazla yönetimler odaklı konuşuyoruz ama işte balık baştan kokar mantığıyla kulüplerde kötü giden her şeyde ilk sorumlu da yönetimler oluyor. Sabah gazetesi sür manşetini göstereceğim çünkü bugün dijital ortamda Sabah gazetesi sayfalarını bulamadım. Kartal zirve yaptı, Torrent sonunu hazırladı diyor. Kısaca da içerideki manşetlere bir değinelim. Derbinin ödülü kontrat, Zaitz, Volkan Demir'in özel haberi. Son 6 maçta 4 gol öten Zaitz'la 2+1 yıllık yeni mukavele yapılacağı konuşuluyor. Bu özel bir içerik, Volkan Demir imzalı, bunu da belirtmek istedim. Aynı şekilde Sözcü gazetesini de yine ben elden okuyacağım. Çünkü güzel bir başlığı vardı, günün güzel başlıklarından birisiydi. Torrent, yani Galatasaray'da Dome projesi erken bitti diyor Sözcü gazetesi. Zaferi getiren 7 hamle ve Kartal'a Jed motoru, Jed Wallace, ha onu birazdan detaylandıracağım. Devam edelim. Milliyet Şansal Büyükağ 520 milyon lazım diyerek Galatasaray'ın açmazını dile getirmiş. Galatasaray'da başkan kim olursa olsun 4 ay içinde 520 milyon liralık ödeme kendisini bekliyor. Yeni transferler için gereken parayı saymıyorum bile. Bu koşullarda iki adayı tebrik ederim. Mangal gibi yürek varmış demiş. Ama kuru cesaret yetmiyor. Para nerede? Para demiş. Bayağı net konuşmuş Şansal Büyükağ. Bayağı dobra dobra, yani köşenin adına yakışır ifadelerle Galatasaray'daki iki adayı hem tebrik ediyor hem de yani iyi de diyor. Siz bu parayı nereden bulacaksınız diyor. Ya parayı bulma güzel ihtimali bayağı Şansal sıkışık abi, bir ortamda yaşıyoruz. Aynen Şansal abi, Ercan abi sen, böyle duayen isimlerin artık biraz daha böyle bence aba altından sopa göstermek. Hatta bazen o sopayı da kafaya geçirme zamanı geldi bence. Yok, futbol çok kötü bir noktaya gidiyor. Hayır şunu söylüyorum, bak tekrar söylüyorum. Şu anda iş dibe vurdu Serkan. Evet. Ya Türk futbolunda büyük bir dibe vuruş var. Avrupa'da zaten hiç yoksun. Seriye neler olacağını biliyorsun. Artık daha ne diyeyim? Tabii. Ya bunun tedbirini üstümüzü başımızı yırtıp yeşil sahalara koşup senle benim alacak ya da Şansal abini alacak hali yok. Biz sadece bunu söylüyoruz. Bak bu iş dibe vurdu. Gittikçe bitiyoruz. Ligimiz çok yaşlı.
Ya bazı oyuncular var, kımıldayacak halleri yok. Mesela ekranda şu anda görüyorum Gomis. Ne yaptı Kadıköy'de? Ne yaptı? Öyle. Yeni bütçe 20 milyon euro. Gene Milliyet gazetesi. Beşiktaş yönetimi UEFA'nın financial fair play kriterlerinde kulüpler lehine gevşemeye gitmesine rağmen mali disiplinden taviz vermeyecek. Siyah beyazlı takımın yeni sezon toplam maaş bütçesi 20 milyon euro olacak. O da gayet iyi bir bütçe aslında. Kötü bir bütçe tabii değil. Vodafone Park 6 yaşında. Gözler Kazancı da Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Sportif Direktör Ceyhun Kazancı bugün Nevzat Demir tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyecek saat 15'te. Biz de merakla bekliyoruz. Yakın zamanda yalnız dün özel açıklamaları vardı. Aktardık. Yani Beşiktaş'ta bir gidenler katarı dün belli oldu. Batshuayi, Pjanic, Larin, başka abi. Bunlar gidiyorlar. Gökhan Töre, Oğuzhan. Oğuzhan adı, Oğuzhan'ı gidenlerde bile anmıyoruz artık ya. Zaten Batshuayi, Teixeira, Pjanic kiralıktı. Hadi o normal. Teixeira enteresan. Demek ki isteyen var. O da performansından memnun değil. Beşiktaş da ondan memnun değil. O zaman yollar ayrılacak. Evet abi, şimdi takvimde iki transfer haberi var. Adadan iki bomba, Wallace'la Lawrence. Wallace Chelsea'nin ezeli düşmanı, Millwall'un oyuncusu abi. Bilirsin Millwall'la Chelsea'nin... Ya Millwall bayağı tehlikeli bir takımdır, onu da bilirim. Evet. Millwall taraftarları tehlikelidir. Taraftarları tehlikelidir. Olayı biraz açayım tabii. Yani ikincilikte derken Championship'teler. Yani bir alt ligdeler. Wallace'la Lawrence iki kanat oyuncusu. Sol ve sağ. Öteki de Derby County oyuncusu Lawrence. Ben tanımıyorum. Yoksa hani izlediğim kadarıyla... izledim ben aslında. Millwall maçı da izledim. Derby County maçı da izledim ama... çocukları hatırlamıyorum. Yani ama adadan kanat oyuncusu almak çok mantıksız bir şey değildir. Ya Walsh diye bir oyuncu geldi Türkiye'de Beşiktaş'a. Gordon Mill dönemi, o Beşiktaş'ın şampiyonlukları aldığı dönem Walsh. Hatta rahmetli Süleyman Seba'nın askerlik arkadaşı dediler. Öyle eleştirildi. İşte bu adamı nereden buldunuz dediler. Ligin asist kralı oldu. Tabii. Nefis her ya. Her türlü asist yapma yeteneğine sahip bir oyuncuydu. Evet. Yani İngiltere'den kanat oyuncusu alınır ama beklentinizi de çok yüksek tutmazsınız. Onlar iki çizgide gider gelirler. Bir tempoları vardır. İyi antrenman yaparlar. İş ahlakları da vardır. Futbolu severek oynarlar. Ama hani öyle yeri göğü de yardırırlar diye bir beklenti içinde olmayın. Hani onu da bir söyleyeyim. İngiltere'den tabii kanat oyuncusu, santrafor, savaşçı deniyor ya mücadeleci. Evet. O İngiliz stoperler var. Bayağı enteresan oyuncular her zaman vardır. Tabii. Avrupa'nın zirvesinde Trabzonspor'la ilgili Trabzonspor Avrupa'nın zirvesinde şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Trabzonspor Avrupa liglerinde en yakın takipçisine en çok puan farkı açan takım. Ben tekrar sormak istiyorum. Demin biraz böyle üstün körü geçtik abi çünkü. Rehavet mi? Form düşüklüğü mü? Ciddiyetsizlik mi? Konsantrasyon bozukluğu mu? Bana hep böyle bir rehavetmiş gibi geliyor. Ya kafada şampiyon oldular çünkü. Bizler de dahil olmak üzere herkes Trabzon %99.9 değil %100 şampiyon diyoruz ya. Herhalde bunun bir yan etkisi olsa gerek. Ya onun yan etkisinin dışında bazı oyuncuların da formsuz olduğunu vurguladım ben. Ben hala o iddianın üstündeyim. Ama çok az puana ihtiyacı var. Şampiyonluğu kucaklamış durumda. Dediğim gibi böyle artık şehir kenetlenmiş durumda, biz şampiyon olduk, maçların bir an önce bitmesini bekliyor Trabzon şehri ve Abdullah Avcı ne dedi, bayrama şampiyon gireceğiz dedi. Artık bunu hep birlikte göreceğiz Serkan. Evet, Hürriyet'te son olarak basketbola değiniyoruz çünkü önemli bir derbi geride kaldı ve pek çok kişiye sürpriz gelebilecek bir şekilde sonuçlandı. Aslan Fener'i potada yıktı. Derbiden aslan çıktı. Öyle manşetler vardı bugün gazetelerde. Galatasaray ezeli rakibi karşısında deplasmanda kritik bir galibiyetin altında imza atarken müsabaka sonrasında zafer pozu verdi. Galatasaray'da Debost 17 sayıyla takımını sırtladı. Futboldaki buluşmanın ardından iki takım bu kez basketbolda kozlarını paylaştı. Dengede giden derbide son periyotta 13-0'lık bir seri bulan Galatasaray Nef rakibini mağlup ederek sarı lacivertleri bu sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki
liginde sahasındaki ikinci yenilgisini tattırdı. İşte derbilerde ne olacağı basketbolda bile belli olmuyor. Yani çünkü basketbolda favori genelde kazanır biliyorsun Ercan abi. Yani %90 kazanır. Favoriysen basketbolda kazanırsın. Futbolda ayakla oynandığı için favorinin şansı basketboldaki kadar yüksek değildir. Ama derbi psikolojisi böyle bir şey işte. Yani hakikaten bir anda futboldaki mağlubiyetin üzüntüsünü bir nebze olsun hafifletti Galatasaraylılar için basketbol takımı. Hayır, şunu söylemem lazım ama. Bir basketbol takımının çöküşüdür bu. Fenerbahçe'den bahsediyorum. Obradoviç'ten sonraki dönemi gözümüzün önüne getirelim. Bu sene Euroleague'in yenilmez takımı. Euroleague'de şampiyonluk yaşamış. Evinde oynadığı maçlarda rakiplerinin korkarak geldiği, deplasmanda çıkıp çok önemli maçları kazanan Fenerbahçe'den bu sene Euroleague'de bir son gördük. Şimdi derbide de kağıt üzerine baktığın zaman Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir mücadele. Şimdi Obradoviç bir ekoldü. Ondan sonraki hareketler Fenerbahçe basketbolda çok kötü bir dönem yaşıyor. Çünkü taraftarını alıştırdı. Mükemmel sonuçları alıştırdı. Şimdi burada da bir hata olmuş demek ki. Abi aynı sayfayı bir daha alayım. Sağ üst köşede bir altıgen kutu var. Görüyor musun? Oradaki yazanı okuyorum. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci gününde koşulan 158.4 kilometrelik Selçuk Alaçatı etabını Bike Exchange'den Groves kazandı. 4 saat 2 dakika 11 saniye ile birinciliği elde eden Groves, genel klasman liderliğini ele geçirip Turkuaz Moya'yı Evans'tan devraldı. Sağ üst köşedeki altıgen kutuda. Biz dün değil ondan önceki gündü galiba L'Ekip'te zaman zaman bisikletin ilk sayfada tam sayfa haber olduğunu konuşuyorduk. Cumhurbaşkanlığı bisiklet, handball, jimnastik, L'Ekip'te bunlar manşetlere gelen şeyler. Evet. Yani Hürriyet gazetesi için geçerli değil bu. Zaten bütün gazeteleri taradıktan sonra programın sonundayız şu an. Ben hani Hürriyet gazetesini hedeflediğim düşünülmesin. Ki Hürriyet gazetesinin spor müdürü Mehmet Aslan tüm branşlara önem vermeye elinden geldiğince gayret eden kıymetli bir meslek büyüğümdür. Ama şunu da vurgulamak isterim ki uluslararası ve 57.si yapılan uluslararası kanallarda Eurosport'ta canlı olarak yayınlanan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun yazılı basınımızda daha çok yer almamasının sebebi araştırılmalı. Bak ben hani daha başka bir cümle kurmaya çalıştım. Neden daha çok yer vermiyorsunuz demek kolay. Ama neden daha çok yer almıyor diye buna kafa yormak başka bir şey. Diğer spor dalları için de geçerli bu. Ben de hemen şunu söylemek istiyorum. Olimpiyattan olimpiyata, dünya şampiyonasından dünya şampiyonasına hazırladığımız okçuluk mesela. Hatırladığımız. Evet. Bütün spor, jimnastiği öyle hatırlıyoruz. İşte o olimpiyat var, bizim çocuklar altın alabilir mi acaba diye konuşuyoruz ama bu 4 yılda bir hatırlanıyor. Son olarak da Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları var bugün. Ona dair varsa tahminin Real Madrid-Chelsea 3-1'in rövanşında. Bayern Münih ile Villarreal'de 1-0 Villarreal'in. Ya orada ben seni tebrik etmeyi unuttum. Çok özür dilerim. O gün maç günü değerli izleyenler Ercan Taner Villarreal maçı kazanacak, sürpriz yapacak demişti. Ben tebrik etmeyi unuttum ertesi gün seni abi. Şimdi tebrik edeyim. Bu maçın rövanşında ne olur ama diye de sorayım sana. Hemen söyleyeyim. Augsburg maçında skoru az tuttu Bayern Münih. Tempo tam yüksek değildi benim standartlarıma göre. Bu akşam Villarreal'i çok zor bir gece bekliyor Serkan. Bir Bayern Münih klasiği izleyebiliriz. Evet, bugün bence de biraz ağır bir sonuç olabilir Villarreal için. Buradan da çıkarsa zaten helal olsun deriz yarın. Ama bugün sürpriz olmaz diyorsun. Şey peki Real Madrid Chelsea? Chelsea'nin işi zor. Çok zor. Bence de çok zor artık. Yani o hatta diğer maçı açalım. Bayern Münih'in ikinci golünden sonra döner bir bakarız. Benim için. Ya şu var. Chelsea için artık hüzünlü veda. Kulübün sahibi gitti. Lig artık tamam. Avrupa'ya da veda olabilir. Peki abi çok teşekkürler. Bugün gündemi yine Ercan Taner'le değerlendirdik ve çok keyifliydi. Yarın aynı saatte yine Sporting'e bekliyoruz. Ercan Taner'le birlikte sizleri. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olunuz. Abone olduysanız bildirimlerinizi açınız. İkisini de yaptıysanız iyi ki varsınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.